Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 2020'de uzun aradan sonra süper güçe devam ediyoruz ancak arkadaşlar sizlere mükemmel şeyler söyleyeceğim videoya başlamadan önce video like atmayı beğenirseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın çünkü mükemmel şeyler yapacağız bugün hani gerçekten çok garip şeyler olacak kadroda ve mükemmel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar muhtemelen siz de düşünmüşsünüzdür ama hani ben bunun gerçekten planını bile yaptım şimdi bu hafta biliyorsunuz Galatasaray Beşiktaş maçı var ve İspanya Ligi oynanmıyor, İtalya Ligi oynanmıyor, Portekiz Ligi oynanmıyor. Eğer bu maçlarda öne çıkan bir oyuncu olursa ki bence olur arkadaşlar ne bileyim arkadaşlar işte Adem Laiç olabilir, Kevin Prince, Boateng olabilir, Radamel Falcao olabilir, herkes olabilir. Haftanın takımı kartı kesin gelir diye düşünüyorum. İki gol atarsa bir oyuncu kesin gelir veya farklı süperlik maçlarından mükemmel oyuncular gelebilir yani. Bu arada Edin yani Avrupa Ligi'nde gol krallığına mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun be reis? Yani gerçekten mükemmel gidiyor Avrupa Ligi'nde helal olsun. Bugün onu da 90 rating yapacağız. 2500 beyni tam olmuş arkadaşlar. O yüzden 1250 beyni başına bir oyuncu 90 rating yapıyorduk. Onu 90 rating yapacağız. Ve bu bölümde bir tane transfer yapacağız. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeceğim. Transferimiz Beşiktaş'tan olduğu için ve bu hafta da Beşiktaş Galatasaray maçı olduğu için bu videoluk bu arada geçen videoda böyleydi kadro ve kimya şu şekildeydi 172 idi. Yani birazcık yüksek 169 da aslında yani. Böyle değiştirdiğimiz zaman 185'e yükseliyor. Yorumlarda yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bunu söylediğiniz için. Bugün Randonku ve Vishka'yı yükselteceğiz. 90 ratingi ayrı Kadromuzun MOO pozisyonuna yeni bir oyuncu transfer edeceğiz. Hemen arkadaşlar o transferimizi de yapalım. Şöyle arama kısmına gelelim hızlıca. Hemen transferimizi yapalım bu arada beğeni sayısı filan da söyleyeceğim ama yerinseniz kesinlikle abone olun bildirimleri açın çünkü mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz Zaten okullarda tatil arkadaşlar artık sürekli izleyebilirsiniz ben de çok güzel içerikler çıkaracağım sizler de yorumlarda beni desteklerseniz sevinirim Şimdi Adem için şöyle bir bakalım arkadaşlar Adem için kartı bu zaten biliyorsunuz ama hesapta şu anda Adem için zaten 80'lik bir kartı olduğu için Hani değiştirmeyeceğim ama bu şekilde göstereyim hani şu anda almayacağım Adem için zaten aldık dün o yüzden bu şekilde göstereyim dedim. Ve şimdi arkadaşlar Adem Laiç'i buraya koyacağız. Hemen nerede abicim Adem Laiç? Gel bakalım buraya koyduk arkadaşlar. Ve hemen Miha direkt üstüne basacağım abi. Umarım çok fazla koyuz istemez benden. Abi Miha buna bassam da oluyor mu? Bir dakika eğer oluyorsa daha iyi olur çünkü. Aa gerçi buna basmak daha mantıksız olur tamam. Adem Laiç'in üstüne Miha şöyle basalım. 34.000'de fazladan buz gelmiş oluyor. Olsun abi gelsin sıkıntı yok. Hemen 314.000 coin ise Adem Laiç'i yükselteceğim abicim ve şöyle bir şey söyleyeceğim bu videoda baya bir coin harcıyorum arkadaşlar çünkü boost basmak için harcadığım oyuncular yani artık ne şu anda hiç oyuncuyu 90 ratinge yapmamış gibi durumdayız aynı kadro çünkü şu anda tamamen o yüzden şöyle bir şey yapacağım hemen Ryan Donk'u 90 ratinge yükseltiyoruz arkadaşlar Brozovic'leri bir tanesi kalsın Brozovic'lerin abi bakalım yeterse yetecek yani yetmezse de artık yapacak bir şey yok savan yerlere basıyoruz ve abi geriye kalan oyuncularımız kim? Barkley'ler tabii ki. Barkley'lere basalım abi ve 90 rating hala olmadı. Innocent'ların bir tanesini basıp şuradan 10.000 XP verip şuradan da bir oyuncu basmak istiyorum ama hangisi daha ucuzdur? Yani 2.500 basalım aynen. Tamamdır. 939.000 coin'se Ryan Dok'u 90 rating yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden 4.000 beğeni falan bekleyeceğim. Çünkü artık 2.000 beğeni başında bir oyuncuyu 90 rating yapacağım. O yüzden 4000 beğeni gelirse bütün oyuncularımız 90 rating olmuş olacak bir sonraki bölümde. Çünkü şimdi Edim Vişka'yı da 90 rating yapıyoruz. Abi çok heyecanlıyım gerçekten. Hemen Brazo'yu iş tamam bir tane kalabiliyorsa kalsın. Herhalde kalamıyordur ama bakacağız yani. Az önce videodan önce birazcık denedim. Oluyor gibiydi ama şu anda olmayacak gibi hissettirdi bana. Rafinha'yı da basacağım buraya. Ee, ve abicim bir dakika hangi oyuncu vardı? Bir oyuncu vardı böyle pazarda benim aldığım ama şu anda bulamıyorum. Golovin'lerin de değeri artmış olabilir o yüzden basmak istemiyorum. Hadi Brozovic'i basalım. Brozovic'i de bastım vallahi. Başka kimi basabiliriz abi? Yani vallahi fiyatlarını çok bilmediğim için risk almak istemiyorum. O yüzden abi antrenman XP'sini bu şekilde kullanacağım ya. Vallahi bu şekilde kullanacağım. Şöyle 10.000 basalım direkt. 939.676 coin ise de Edin Vişka'yı da 90 rating yapıyoruz. Gerçekten harika yükseltmeler yaptım abi. Ve hani coins'im yok oldu. Yani coins yok etme challenge yapıyoruz resmen. Ama kadro mükemmel ilerliyor gerçekten. Ve abi bir sonraki bölümde bir oyuncuyu daha 90 rating yaparsak aslında 90 rating oyuncu sayımız 11'e çıkıyor. Çünkü şöyle bir şey göstereyim. Şimdi buradan söyle bu videoluk çıkartıyorum biliyorsunuz. Ee, şöyle hemen Falcao'yu koyalım. Yani toplamda 10 tane 90 ratinglik oyuncumuz var Sörloth'u çıkardığım zaman. Ama bir kimyayı çok düşürüyor Sörloth'u çıkarmak. O yüzden hani Falcao'yu bu videoluk aldım ama genelde Sörloth durur. Tabi Galatasaray maçında Falcao iyi oynar haftanın takım kartı çıkart direkt alacağız zaten. Falkor çoktan hak etti haftanın takım kartını niye çıkmıyor bilmiyorum. Şimdi defans hattımız da bu şekilde görüyorsunuz. Defans hattımız da muhtemelen değişecek. Şimdi Falkan'ın üstüne Sorlotu bastığımızı düşünürsek basamıyoruz tabii. Şu anda yedek kadroda şey var. Oh my god. Abi Hulk'un 90'lık kartı var şu anda hesapta ve basabiliriz bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Atak hattını 92 rating, 91 rating çok kolayca yapabiliriz gibi gelmeye başladı ve beceri geliştiricilerimiz de şöyle göstereyim abi efsane ilerliyor şu anda. Hani sadece görüşü basacağım şu an. Basmasam mı? Basacağım ya. 300 bin coins'i verdim abi sadece görüşe. Görüşümüzde 10 rating olsun. Niye bu kadar gaza geliyorum bilmiyorum abi. Coins harcamamam lazım. Hesaba coins lazım ama ben dayanamıyorum. Basmış oldum abi. Neyse hemen şimdi Division Rivals'ta bir maça girelim arkadaşlar. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. Ancak kadro gerçekten mükemmel ilerliyor abi. Bakalım neler olacak. Edin Vişka'dan filan da gerçekten aşırı ümitliyim. Umarım Edin Vişka ile ilgili de güzel şeyler olur. Şu maçtan bir güzel bir şekilde atlatalım. 2000 beğeni başına bir oyuncu 90 rating yapıyorum. Yani 4000 beğeni gelirse bir sonraki bölümde bütün karoyu böyle mosmor göreceksiniz. Bütün oyuncular usta olmuş olarak göreceksiniz. Gerçekten harika olacak ama abi bu klasmanda 110 rating adamın ne işi var ya? Yemin ediyorum bütün eğlencemizi kırıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Allah sizi kahretmesin. Yükselin direkt ya. Bu klasmanda bu adamın ne işi var şu an? Ben gerçekten merak ediyorum artık. Gerçekten artık sinirlerimi bozuyorlar ama olsun Falcao, Crivelli, Edinvişka falan mükemmel olacak şimdi. Hadi bakalım. Haftanın takımı kartı çıktığı zaman Falcao'nun kimya olarak da bizi etkileyeceği için iyi olarak güzel olacak. O yüzden çıkmasını çok istiyorum gerçekten. Adem Layiç yeni geldi. Verdik pasımızı. Ryan Dong da 90 rating olmuştu ama kaleci kurtardı şu anda. Adem Laiç yeni geldi. ilk golünü atabilecek mi? Birazcık kötü vurdum ama gol oldu. Tamam güzel vurmuşum aslında. Evet Crivelli. Enzo Crivelli'ye. Abi Crivelli ve Edin Vişka'dan çok şey bekliyorum. Hala Avrupa'da. ikinci maçta da direkt galibiyet abi. Yani hiç beraberliğe falan yatmasın Başakşehir. İnşallah yine galibiyet alırız. Hadi bakalım Crivelli'ye. Çok iyi. Şöyle bir şut ve... Abi yapma bunu be. Radamel Falcao. Falcao. Fal. Kao fal abi 110 rating rakip ya yani nereden vurmam gerektiğini bilmiyorum ama gerçekten çok zor gol atmaktayken Krivelli'ye pas geldi vurmadı Krivelli anlamadım niye vurmadı bilmiyorum. Vida Vida vur kafaya abi Allah aşkına güzel bir kafa Adem Layiç vuramadı vuramadı. Adem Layiç bu sefer gol atacak mı? İki golümüzde Adem Layiç attı bu arada bakalım Beşiktaş Galatasaray maçında neler yapacak. Krivelli Enzo Krivelli Enzo Krivelli. Enzo Crivelli ortaya açabilecek mi açamadı ve Vinicius Junior'dan top dışarı çıktı. Korner kullanacağız. Korneri Vida artık vurur herhalde ya. Bir kere de vur be Vida. Bir kere de vur be oğlum. Crivelli sen vur. Crivelli. Kaleci son anda kurtardı. Güzel vurdu o pozisyonuna rağmen. Gerçekten güzel vurdu. Şimdi Edin Vişka. Edin Vişka. Edin Vişka. Oha be kaleci neymiş abi bu kadar ya. İki tane gol atabildik. Ama abi gerçekten güzel takım oldu. Çok güzel oldu. 110 rating olacağız mı bilmiyorum ama. Bayağı bir yükselmeye başladı takım. Mükemmel bir takım oldu. Yani abi şöyle size bir göstereyim aslında. Yani hemen abi beceri geliştiricilerine girelim. Bir sonraki bölümde zaten sizlere farklı bir öneri vereceğim. Ancak yani burada harcayacağımız coins'e bağlı olarak takım bayağı bir gelişebiliyor. Yani bayağı çok üstün seviyede gelişebiliyor. Çünkü abi ikili ikili gelişiyorlar ve bayağı bir boostlar yüksek yani. Ben bunları şimdi 10 yaptım 11'e de yükseltebiliyorum. Hani 107 rating bunların hepsini yükseltirsek kesin olacağız. Hani bilmiyorum bakalım neler yapacağız daha ama gerçekten takımımız ve kadromuz harika görünüyor şu anda. Muslera zaten abi biliyorsunuz harika bir kartı var. 12'de boostu var. Gerçekten mükemmel. Şimdi mağazamıza girelim. Mağazamızdan bir paket açılımı yapacağım. Ama öyle bir paket açacağım ki bir dakika bu puan veriyor değil mi? Abi yok ben puan almam. 2500 e o puan almak zaten mantıksız. Etkinliğe baktıysanız anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Abi şu 250 bin coinslik paketleri zaten açtık ya. Ben bir tane 50 bin coinslik paket açacağım. Sonra bir tane daha açacağım. İlk açtığım paketteki oyuncu daha düşük olacak. Yani ikinci açtığım paketten daha yüksek birisi çıkacak. Şimdi ilk paketi açıyorum oyuncu paketini. Şimdi buradan 74 çıktı ya. Diğer paket 74'ten daha yüksek olacak. Böyle bir challenge yaptım bakalım tutacak mı? Hadi bakalım 74'ten yüksek olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Hadi bakalım. Gel bakalım. 70 geldi abi. Maalesef 74'ten daha yüksek gelmedi. O yüzden bir tane daha açıyorum. Bu da benim cezam arkadaşlar. Bilemediğim için ceza. Hadi abiciğim 70 artı oyuncu paketinden. Yüksek bir oyuncu gelir mi? 70'in üstünde gelse yeter. Çünkü bir önceki pakete göre daha yüksek gelmesi benim için yeterli derken 72 geldi bile. Zaten bir de elit verirse çok tatlı olur ama Oha! Abi bu ne ya? Ben bu videolarda ne yaşıyorum iki gündür ya? Çok merak ediyorum değerini. Değerini merak ediyorum ama değeri önemli değil abi. Elit çıkması zaten imkansız gibi bir şey ki normalde. Yani 3 paketim diyerek karını geri verdi. Yani 150 binin az ediyordur çünkü öyle tahmin ediyorum. Marcelo filan da burada kalmış. Her neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. İbrahimovic ile beraber videonun sonuna geldik. Artık onun için bari like atarsınız eğer atmadıysanız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videonun sonundaki sürprizi umarım hepiniz görmüşsünüzdür. Ve arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.